Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT Matematik kampının artık sondan ikinci videosunu çekiyoruz. Grafik problemleri ÖSYM bakış testinin çözümleri olacak sevgili arkadaşlarım bu videonun konusu. Artık kampımızın da barış yayınlığı video ders kitabının da sevgili arkadaşlarım bayağı bir sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hatta ben size şöyle söyleyeyim son 3 sayfamız artık. 1 2 3 4 sayfamız var diyelim. Sadece 2 yaprak kaldı arkadaşlar. Ben sürekli böyle kamp boyunca kitabı elime alıp işte kendi kendime motive olmak için şu kadarını çözmüşüm, bu kadarı kaldı. Şu kadarını çözdüm, sadece bu kadar kaldı. Yarısı bitti, 3'te biri bitti gibi şeyler söyledim ama tabii her güzel şeyin sonu gibi bunun da bir sonu olacaktı. Ve artık son 4 sayfamız, son 2 yaprağımız kaldı. Ve gençler fazla vakit kaybetmeyelim. Bu arada kitabı incelemek isteyen arkadaşlarım varsa bu kampı ilk defa görüyorum ve hoşuma da gitti. Katılmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa açıklama kısmında bu kitabın linki mevcut. Dileyen isteyen girip inceleyebilir gençler. Hadi geçelim derse. Evet birinci sorumuza bir bakalım. Yukarıdaki grafik bir içecek firmasında 2016 yılından 2021 yılına kadar üretilen ve satılan şişe içeceklerin sayısını gösteriyor. Buna göre 3 tane öncül var, hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi son 6 yılda satılan şişe içecek sayısının ortalaması 75.000'dir denilmiş. Ortalamasına bakacağız. Satılanlar mavi ile gösterildiği için mavilere bakacağız. Şimdi 70.000'den görüldüğü üzere 2 tane var. 140.000 yapar. 2 tane 100 bin var. 200.000 200 bin yapar. Geldim şuraya bir 60.000 bir de 40.000 bin var. 100 bin de bu yapar. bunların toplamı hocam bize 440 bini verir. burada toplam 6 yıl olduğu için ben bunu 6'ya böleceğim. 440'ı 6'ya böldüğüm takdirde hani 400 e, burada ortalaması 75 demiş ya. 6 kere 75'in ben 450 olduğunu biliyorum. O halde 440 bölü 6 75 yapmayacaktır. Ortalaması 76 bin 75 bin değilmiş. Geldim ki herhangi 3 yılda üretilen şişe içecek sayısı en fazla 350 bin adettir. Şimdi üretilenlerden bahsediyoruz. Yani sarılara geçtik artık. Şimdi en yüksek 3 tanesini seçtiğin zaman en fazla 350 demiş ya. E 130, 110, 110 daha 350 bin yapar. Yani doğrudur. Son 6 yılda satılamayan şişe içecek sayısı 170 bin adettir demiş. Şimdi satılamayanlara bakacağız. Üretilenden satışı çıkaracağız. Yani 110'dan 70'i çıkardık. Mesela 2016'da 2016'da 40 bin tane satılamamış. Burada 90 bin ve 60 bin 30 bin tanesi satılamamış 2017'de. 2018'e bakacak olursak 2018'de sadece 10 bin tanesi satılamamış. 2019'a bakacak olursak 80 ve 40, 40 bini satılamamış. 2020'ye bakacak olursak şurada 130 ve 100 demek ki 30 bin. Burada da 2021'e bakacağımız zaman da ne diyeceğiz? 110 binden 70 bini çıkaracağız 40 bin. Şimdi düşünelim 40, 70, 80, 120, 150, 190 bin. E burada 170 bin demiş demek ki bu da cortladı. Yani cevabımız yalnız 2 idi. Doğru cevap B şıkkı olacaktı. Geldim 2'ye. Bir kırtasiyede bulunan kalem, defter ve kitap sayılarının oranları aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiş. Bu kırtasiyede bulunan kitap sayısı kalem sayısından 105 adet fazla olduğuna göre defter sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi kitap kalemden 105 fazlaymış. o zaman şöyle diyelim. 160'tan 125'i çıkarırsam eğer ben burada 35 derece kaldığını görüyoruz. O 35 derece bize 105 kitabı veriyormuş. Yani o zaman her derece 3 kitap diyebilir miyiz? Çünkü bu bunun 3 katı. Defter sayısı soruluyor. Defter 75 dereceydi. Her derece bir kitapsa 75'i 3 ile çarparsam 225 tane defter vardır diyebilirim. Doğru cevabın C şıkkı olur. Geldik efendim ÖSYM bakış 3'e. Bir şirketin Ocak ayı mutfak masrafı 1500 lira olup Ocak ayını takip eden aylarda mutfak masrafının bir önceki aya göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiş. Buna göre yılın ilk 7 ayında bu şirketin mutfak masraflarının ortalaması kaç lira olmuştur diye soruluyor. Şimdi ilk başta yukarıda vermiş 1500 liraymış. Şimdi yazdım 1500. Pekala. Daha sonrasında Şubat ayında 900 lira daha fazla olduğu görülüyor. Yani 2400 oldu Şubat ayında. Mart'ta 700 daha fazla 3100 oldu. Nisan ayında Mart'a göre 500 lira azmış. Yani tek 2600 oldu burası. Mayıs ayında Nisan ayından 600 azmış. 2000 oldu. Haziran ayında Mayıs ayından 1000 fazlaymış. 3000 oldu. Ve Temmuz ayında da e, Haziran ayından 600 fazlaymış. 3600 oldu dedik. Şimdi bunları toplayacağım. 3600'de 2400'ün toplamı 6000 yapar. 6000 şöyle 11000 yaptı. E, 11000 1500'da 12500. 12500'e 5000 ekledim. 17500. 700 daha ekledim. 18200. Bu 18200'ü gençler burada ilk 7 ay dediği için 7'ye böleceğim. 18'in içerisinde 2 defa var. Kalan 4. 42'nin içerisinde 6 defa var. Kalan 0. 00 da sonuna ekledim. 2600 TL bana cevabı verir. Doğru cevap B ydi. Geldim 4'e. Bir torbadaki bilyelerin renklerinin dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiş. Torbadaki yeşil bilyelerin sayısı şu. Beyaz bilyelerin sayısından şundan. 22 fazlaymış. 95 derece 40 dereceden ne kadar fazla? E, 55 derece hocam. İşte o 55 derece 22'ye tekabül ediyormuş. Torbada beyaz renkte olmayan kaç bilye vardır? Tamamı 360 dereceydi. Beyaz renkler 40. O halde beyaz renkte olmayan 320 derecedir. Bu kaçtır diye sorulmuş. Haliyle 320 ile 22'yi çarpıp 55'e bölersem soru işaretini bulurum diyeceğim. 320 çarpı 22 bölü 55. Şimdi hemen 11'e böldüm 2. 11'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 320'yi 5'e böleceğim. 64 gelecek. 2 kere 64 doğru cevabı yani 128'i verir. O halde doğru cevabımız da B şıkkıdır dedik. Bu durumda 307. sayfayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Beraber son 3 sayfaya girmiş bulunuyoruz. Bir fabrikada 2023 yılında üretilen 1200 adet KLM model motosikletin üretim miktarlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiş. Bunlar 60, 120 ve 180 derecelik açılar oluşturmuş. O halde ben buna K dersem burası 2K ve tabi doğal olarak burası da 3K olacaktır. Toplamda 6K kadar üretilmiş. Bu 6K 1200 ise K tabii ki de 200'dür. Yani bundan 200 tane üretilmiş. Bundan 400 tane üretilmiş ve bundan 600 tane üretilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geldik efendim şu kısma. 2023 yılında üretilen bu 3 model motosikletten toplam 580 adet satılmış. Her motosiklet modeli içinde 2023 yılında satılan sayının o yıl üretilen aynı model motosiklet sayısına oranı yüzde olarak aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiş. Buna göre B model motosikletin satışı yüzde kaç diye sorulmuş. Şimdi A modele bakıyorsun şurası yüzde otuzlu satılmış. A modelden 400 adet mevcuttu üretilmişti. 400'ün yüzde otuzu 120 yapar. Bu kadarı satıldı. C modelin %60'ı satılmış. 600'ün %60'ı 6 kere 6 36 olduğu için 360 tane satılmış. Toplam burası bana 480'i verir. E ben biliyorum ki 580 tane satılmıştı. İşte o biz 100 tanesini arıyoruz. 100 tane hangisinden satılmış? B'den. Şimdi şurası kaçtır diye soruluyor. Abi yarısı satılmamış mı? 200 tane üretilmiş ve 100'ü satılmış. O zaman %50'si satılmıştır. Yani burası 50'dir. Cevabımız da tabii ki de E şıkkı olur. Sağdaki sorumuzdayız. ÖSYM bakış 6. Bir fırında üretilen börek, simit ve poğaça ürünlerinin birim satış fiyatları birinci grafikte verilmiş. Belirli bir günde bu fırında üretilen bu üç ürünün başlangıçtaki üretim sayılarının dağılımı da ikinci grafikte verilmiş. Başlangıçta üretilen bu ürünlerin tamamının satışından... 1140 TL gelir elde edilmiştir. Buna göre başlangıçta üretilen simit sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle burası 90 derece, 90, 120 ve 150 arasında hepsi 30'un katı. 30'a böldüm 3K dedim. 30'a böldüm 5K dedim. 30'a böldüm ve 4K dedim. Yani 3K börek, 4K poğaça ve 5K simit satılmış. Bunların tamamından 1140 lira gelir elde edilmiş. Peki Böreklerin bir tanesi 1 lira mı? Evet o zaman buradan 3K kadar bir gelir elde edilir. 3K çarpı 1'den 3K artı. Poğaçalar 1,5 lira olduğu için 4K ile 1,5'u çarptım 6K dedim. Ve simitler 2K 2 lira olduğu için de 5K ile 2'yi çarptım 10K dedim. E hocam burası 19K yaptı. Bu toplam elde edilen gelirdir. Yani 1140'ın ta kendisidir ki 114 19'un 6 katı olduğu için K burada 60'ın ta kendisidir. Güzel. Başlangıçta üretilen simit sayısı sorulmuş. Simit 5K'ydı. K'da 60 ise eğer 5 çarpı 60 eşittir 300. Bana cevabın ta kendisini verir. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Ve gençler 308'i de bitirdik. Artık son iki sayfadayız. Kaçıncı sorumuz? ÖSYM bakış 7. Aşağıda birer kilogram kabuklu fıstık, fındık, ceviz ve badem kuru yemişlerinden elde edilen kabuksuz kuru yemiş miktarının türlerine göre ağırlıkları birinci grafikte verilmiş. Bu kabuksuz kuru yemişler ikinci grafikte verilen oranlar kullanılarak bir kuru yemiş karışımı hazırlanacak. Şimdi karışım miktarına baktığımız zaman şurası 120, 160, 180 o zaman şurası da 180'dir dedik. Demek ki bademe kalıyor 30 derece. Bunların alayı 30 derecelik, 30'un katı. Dolayısıyla ben buraya K derim. 150'yi 30'a böldüm 5K derim. 120'yi 30'a böldüm 4K ve 60'ı 30'a böldüm 2K derim. Toplam bu karışımdan 72 kilo hazırlanmış. K, 2K daha 3K, 7K, 12K dedim. Hocam 12K eğer 72 kiloysa K burada 6'nın ta kendisidir. Demek ki bademden 6 kilo kullanılmış kabuksuzdan. Buradan 12 kilogram kullanılmış. Bundan 24 kilogram ve bundan da 5 kere 6 30 kilogram kullanılmış bu karışım hazırlanırken dedik. Buna göre ilk öncülümüze bakıyoruz. 30 kilogram kabuksuz fındık, fıstık kullanılmıştır. Abi fıstığa bakıyorsun burada yeşil 5K'ydı 30 kiloyu veriyordu 30 kilogram kabuksuz fıstık kullanılmış demiş o halde bu doğru. 24 kilogram kabuksuz fındık kullanılmıştır ki onu da 24 bulmuştuk doğru. 16 kilogram kabuklu ceviz kullanılmış. Şimdi cevizin kabuksuz hali 12 kilogram ve cevize baktığımız takdirde yani şuna diyor ki kabuğundan ayrıldığı zaman bunun 0,75'i kadarı kabuksuz hale dönüşüyor. X'in %75'i 3 bölü 4'tür ve bu bize 12 kilogramı verecekse eğer 3'e böldüm 3'e böldüm 4 4'ü 4, 4 çarptım x eşittir. Yani kabuklu ceviz 16 kilogram yaptı ki 3. öncülde bize zaten 16 kilo kabuklu ceviz kullanılmıştır demişti. Bu da doğruymuş. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Geldim 8'e. Aşağıdaki sütüm grafiği bir ilde bulunan 5 ayrı okulun mezun öğrenci sayılarıyla bu öğrenciler arasındaki üniversiteyi kazanan öğrenci sayılarını göstermekte. Mezun öğrenci sayısı gri renkle, Üniversite kazanan öğrenci sayısı da yeşil renkle gösterilmiş. Bu okulların hangisinden mezun öğrenci sayılarına göre üniversiteyi kazananların oranı en fazladır diye soruluyor bize. Bu durumda 160'da 120 olduğunu görüyoruz. 160'da 120. Buraya geldim. 200'de 160 olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında 300'de 200 olduğunu görüyoruz. Devam edelim. 240'da 160 olduğunu görüyoruz. Ve sonrasında 200'de 120 olduğunu görüyoruz gençler. Şimdi bakalım hangisi fazlaymış. Şimdi 160'ta 120 demek 4'e bölüp 3 ile çarpılarak elde edilir. Bak 160'ı 4'e böl 3 ile çarp. Yani 4'te 3'ü. Yani %75'i. Güzel. Devam 200'de 160 demek yüzde direkt 80 demektir. 80. Devam. 300'de 200 demek 3'te ikisi yani 66 gibi bir değere yaklaşık olarak tekabül eder. 240'da 160 demek yine ben bunu 240'da 160 demek nasıl olacak? 3'e ee, e bölüp 2 ile çarp. 3'e böldüm 80, 2 ile çarptın 160. 3'te ikisi yani 66'sı yine. Devam, 200'de 120 yüz demek zaten yüzde 60 demektir. Burada en büyüğü budur, yani B okuludur o halde doğru cevabımız da B olacaktı gençler. Ve son sorumuz artık grafik e, sorularında. Aşağıdaki grafik bir mağazada 6 ay süresince yapılan satış miktarlarını gösteriyor. Bu mağazada satışlar hangi ayda bir önceki aya göre en büyük artış oranını göstermiştir diye soruluyor. Şimdi. Burada Mart yok çünkü Mart'ı bir önceki aya göre kıyaslayamıyoruz ışıklarımızdan. Nisan ayına baktığımız zaman, Nisan ayına baktığımız zaman 200'de 40 artmış. 200'de 40 artmış. Mayıs ayında 240 iken 270 olmuş. 240 iken 30 artmış yani. Geldik Haziran ayına. 270'ten 320'ye 50 artmış. 270'te 50 artmış diyebilirim. Geldik Temmuz ayına. 320'den 340 olmuş. Yani 320 iken 20 daha artmış. Ağustos ayında da 340 iken 60 artmış. 340 iken 60 artmış diyebiliriz. Şimdi şunun şuna oranı hangisi daha büyüktür diye soruluyor. 40 bölü 200 demek hocam 1 bölü 5 demek zaten. 30 bölü 240 demek 1 bölü 8 demek. 50 bölü 270 demek aslında 5 bölü 27 demektir. 20 bölü 320 demek 1 bölü 16 demektir. 60 bölü 340 da 6 bölü 34 yani 3 bölü 17 demek. Güzel. Şimdi kıyaslamalara bakarken pay kısımları eşit olanları buldum şunlar. Hangisi daha küçükse o daha büyüktür. Dolayısıyla bunu ve bunu eledim. Artık bunların büyük olma ihtimalleri yok. 3 tane kaldı kıyaslamam gereken. Şimdi 5 bölü 27. Şunu ben 5 ile genişletecek olursam 5 bölü 25 yapar. Pay kısımları şu an eşit mi? Eşit. Pay kısmı, payda kısmı küçük olan daha büyüktür. Dolayısıyla bunu da eledim. 5 bölü 25 şu an liderliğini koruyor. 3 bölü 17. 3 bölü 17 ve 1 bölü 5'e bakacağım şimdi. Bunu 3 ile genişletecek olursam e abi bu da 3 bölü 15 yapar. Pay kısımları eşit paydası küçük olan daha büyüktür. Demek ki en baştaki daha büyükmüş. Yani o ay Nisan ayıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Evet geçtik full ekrana. Artık ÖSYM bakış diye bir testimiz kalmadı kitabımızda. Kamptaki son ÖSYM bakışı çözdük grafik problemlerini. Şimdi ise SML bakış grafik problemleri testini çözeceğiz. Orada da 4 tane soru var. Ki biliyorsunuz bu konuyla alakalı arkadaşlar ÖSYM'nin çıkmış sorularına baktığınız takdirde öyle ahım böyle zor soru gelmiyor. Dolayısıyla SML bakışları eğer kampın başından itibaren en zor sorular diye niteleyecek olursanız yanlış yapmış olursunuz. Açıkçası ÖSYM bakışlar gibi ÖSYM'nin perspektifinden bakmaya, benim bakmaya çalıştığım sorular. Bundan kaynaklı SML bakışları da sınava yakın sorular olarak değerlendirebilirsiniz gençler. Tamam, öyle çok zormuş, kesinlikle işte inanılmaz zor falan gibi sorular değil. Daha ÖSYM ayarında olan sorular diyebiliriz. Aklınızda bulunsun. Sonraki videomuz son videomuz olacak. O videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.